beğenmedikleri Atatürk'ün zamanında 1 dolar 1 TL veriyordu, 10 dolar alıyordum. Ayyaş diye beğenmedikleri adamın fabrikalarını sattılar. Her yeri sattılar. Bir partiyi destekleyebilirsiniz ama yanlışını söylemezseniz bu vebaldir yani. Ben ülkücüyüm kendim. Yani ben dedim ki ya biz gelemiyoruz, bu en azından Müslüman. Ama Müslüman zannetmişim. Değil. Müslüman adam çalmaz. Müslüman adam kul hakkı yemez. Bak en kısa örnek 8 tane uçakla Kıbrıs'a gittiler. Ayranı yok içmeye, tahtaravanla gidiyor sıçmaya. Bunlardan ne yönetici olur ne idareci olur. Zaten bunların maksadı Türkiye'yi bitirmek. Çaldılar, çırptılar, şimdi kaçacaklar. Şimdi başladılar, yok ekonomi düzelteceğiz, yok hukuk getireceğiz. 18 senedir sen yönetiyorsun ülkeyi, niye şimdiye kadar hukuk getirmedin? Niye ekonomiyi düzeltmedin? He? 200 ton altının var dışarıda. Bak Trump gitti. Putin de kanser geberiyor. Bir bu kaldı işte. Yazık, ülkemize yazık kardeşim. Vallahi yazık. AK Parti Genel Başkanı herkese saydırıyor. Sen onun yanlışını söylediğin zaman Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açıyor. Açamazsın kardeşim. Sen tarafsız bir Cumhurbaşkanı değilsin. Sen bu milletin anasına avradına söven adama hala ihale veriyorsun ya. Ama o adam orada kukla. Yani bu şirketlerin, bu köprülerin, bu havalanların hepsinin sahibi bunlar. Bu baştakiler. Bak pandemi döneminde milleti içeri tıkıyorlar. Köprüden geçmiyorsun. Havalanına inmiyorsun. Para ödüyorsun. Niye ödüyorsun? Dolar dolar. Niye dolar üzerinden ödüyorum? Senin TL'ne ne oldu kardeşim? Yazık değil mi? IMF'den borç almıyorum diyor. Almazsın tabii. IMF sana diyor ki ihaleyi adam gibi yap. IMF sana %1,5 faizle veriyor. Sen gidiyorsun 6-7 ile faizle alıyorsun. Beğenmediğin İmamoğlu. 1,5'dan para aldı. Adamın tepesine çöktün, parasını elinden aldın. Bu memleketi, bu milleti soyan ve soydurtanların Allah belasını versin. Zehir zıkkım olsun. Millet 5 kuruşa muhtaç. Kendileri 8 tane uçakla ızgara yapmaya gidiyor. Utanma yok bunlarda ya. Ne ar var, ne utanma var, ne haysiyet var, ne şeref var. Benim hakkımı yediler. Oğlumun hakkını yediler. Torunumun hakkını yediler. Zehir zıkkım olsun. Yani hakkımızı yiyen ve yedirten şerefsizlere zehir olsun. Başka konuşmaya gerek yok. Bu ülke sizin kardeşim. Biz geldik gidiyoruz. Siz ayvayı yediniz.